Açalım. Şimdi geçen dersin sonunda tek değişkenle çözebildiklerimizin olduğunu, çözemediklerimizde olduğunu fark etmiştik. Hatta en son şu tür bir şey yazmış olmam lazım. X çarpı e üzeri x dx integralinde. X'e biz yani kuvvetteki x'e u demek istediğimizde şurası dx du oluyor. X yerine u yazdığıma göre burası u. E üzeri x, e üzeri u, dx, du. Şimdi bunun adı değişken değiştirme değil. Yani değişken değiştirme ben herhangi bir yere u diyorum da çıkıyor değil. İşte aşağıya, içine, kuvvete bir şeye u diyorduk ve çıkmayan, integralden çıkmayan bir şeyi çıkabilecek seviyeye getirmeye çalışıyorduk. Burada ne yaptık? Burada sadece şunu yaptık. X'ler u ile ikame edildi, yer değiştirdi. Yani x olan bu değişken değiştirme olmuyor. Ya da yaptığımızda u'ya çevirdiğimizde bu integral çıkmıyor yine. Yani şundan bir farkı yok. Bu o zaman yetmiyormuş demek ki bir değişken demek istiyor. Yani sen bunu o zaman iki veya farklı durumlarla oluşturacaksın. Şimdi bunu çözmek için başka bir metot lazım. Buna da kısmi integrasyon mesela bunu yapacağımız şey. Buraya gelmeden önce bir şunu görmemiz lazım yalnız. Biraz önce o Said'in sorularında olduğu gibi ilk önce bir türev kısmından bakalım. Mesela f çarpı g'nin türevi deseydik ne olmuştu? F'in türevi çarpı g, işte f çarpı g'nin türevi. Şimdi burada kabul gören değişken u ve v. Yani ben burada f ve g kullanacağım da u ve v değişkenleri kullanacağım. Bunlar da f, g gibi birer fonksiyon yani x'e bağımlı birer durum. Ha, trigonometrik fonksiyon olur, logaritmik olur o ayrı mesele ama x'e bağımlı değerler. Şimdi burada biz aynı şekli uygularsak burada işte u'nun türevi ve burası artı u v'nin türevi. Gider biz bunun integralini alırsak şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Türev integral birimi götürüyor. Şurada bak. U çarpı V integral. Burası düzenlersek VDU. Orada şeyler düzenlediğinde. Burası da UDV geliyor. Ya da birini karşıya atarsak UDV'miz eşittir. U çarpı V eksi V çarpı DU diye bir şey olur. Şimdi ilk başta bu sana çok anlamsız gelebilir. Bana anlamsız gelmişti örneğin. Niye? Şurada bir tane integral çözmek varken yok çarpımları, yok efendim bir daha integral çıkarıyorsun falan böyle sanki dolambaçlı biraz daha uzun bir şey yapıyorsun. Biraz uzun yapıyorsun. Şimdi buradaki bilmiyorum duymuşsunuzdur. En güzel söz bence itle dalaşma çalıyı dolaş. Yani ne demek? Şöyle bir göstereyim. Şimdi şu A noktasından B noktasına gideceksin. Burada ama bir tane köpek var. Sorunlu burası. Yani buradan geçeceksin ama ya bacağını koparacak ya bir şey olacak ya orada şey var. İşte bu integral o. Kısa ama sorunlu. Ki çıkmıyor integralden. Çıkaramadık mesela buradan. Ama şöyle bir şey var işte şuradan uzun ama tıngır mıngır yürüye 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 sadece git yürüyeceksin. B'ye ulaşacaksın. Başka bir şey yapmayacaksın. Yani hiçbir yokuşta çıkmayacaksın. İnişte çıkmayacaksın. Önde köpek de çıkmayacak. Düzgünce gideceksin. Ha uzun ama sorunsuz. İşte burası o. Yani burası uzun ama sorunsuz. Ya da çıkabilir.
En azından integralden çıkarabiliyoruz. O çıkaramama derdimiz yok. Şimdi olay nereye vardı? Olay şuraya vardı. Tek değişkenle halletmeye çalıştığımız, çözebildiğim sorular vardı. Demek ki bazı sorular tek değişkenle çözülmeyecekmiş. Burada olduğu gibi. O zaman ikinci bir değişkene ihtiyacımız duyuyoruz ve bunun için de en son elimize geçen dikdörtgen için aldığımız U çarpı dV formülü integralde UV eksi VdU integrali şeklinde olacak. Şimdi burada yalnız ikinci bir sorun ortaya çıkıyor. İki değişken olduğuna göre mesela bu soruya dönersem X mi U olacak, E üzeri X mi U olacak? Tabii sen bunu hasbelkader kadar deneyerek yaparsın. Çıkmazsa bir daha denersin ama o zaman tabii süre ve güç kaybı olacak. Genel bir kabul şöyle bir ifade kullanılıyor. Ama bu %100 de tutan bir değer değil. Bazen küçük değişiklikler olur ama genel itibariyle tutan bir şey. Zaten bizim şu anda müfredatta çoğu konu kaldırıldı bununla ilgili. Şimdi labdü diye baş harflerini koydum. İlk önce logaritma varsa U'yu o kapacak. Arc, sin, arc, cos, arc bundan rahmetli oldu. Lise müfredatında yok ama normal matematik olarak var ama labdü olsaydı onlar öncelikliymiş mesela. Ama bizim lise müfredatımızda artık hiçbir şekilde arklarla ilgili bir durum yok. Bir 4-5 yıl önceye kadar vardı yalnız. Bu polinomlar, bu trigolar, bu da üstenler. Demek ki bu bize U sırası değil. Kim önceyse U'yu o kapıyor. Ondan sonraki kalan kısımda dev olarak yazacağız. Labdü kısaltılmışı buradaki ifadelerin. Şimdi bu soruya dönecek olursam tekrardan burada bir işte şu kural işimize yarayacak. Kısmı integrasyon kutu içine aldım. Başa dönelim. Burayı bir temizleyelim. Sorumuz tekrar söylüyorum. X çarpı E üzeri x dx integraliydi. Bunu çözmeye, bunu integralden çıkarmaya çalışıyorsun. Şimdi Laptu'nun hangileri var burada bakalım. X görüyorsun yani polinom. E üzeri x görüyorsun yani üstten. Şimdi biz ne yapacağız? Onu bir daha yazalım. Şu kuralı bir ilk başlarda yazalım. Daha sonra artık yazmayız. Şu eşitliği kullanacağım. U olan yer, U dediğim yer E üzeri şey pardon x geriye kalan ifade yani E üzeri x dx de dv olacak. E üzeri x dx. Şimdi bakıyorum buraya. U var. Tamam. Ama du da var. Yani diferansiyeli ama biz lise müfredatında diferansiyel kelimesini çok kullanmıyoruz. Bu integrale başlarken birazcık ben bir iki dakika bahsetmiştim ama türev diyoruz. Esasında türevi değil de diferansiyeli ol. Burada biz bunun diferansiyelini alacağız ya da biz onu hiç uğraşmayalım. Diferansiyel türev diyelim. Burası du dx. Bunun türevi, bunun türevi. Ha, 1 çarpı dx de gerek yok. Şimdi kaçıranlar için bir daha söyleyeyim. U'nun, u eşit x'te u'nun türevi dediğimizde şöyle oluyor. du bölü dx oluyor. Türev buydu bakın. Diferansiyel ne oluyordu? Yani du bölü dx o zaman bu bir. Diferansiyel bu dx'i karşıya atarak elde ettiğimiz değer 1 çarpı dx. Yani buradaki o hikaye farklılık vardı. Hatırlamadıysanız şöyle küçük bir şey yapayım. Orada biz ama onu diferansiyel pek kullanmıyoruz. İstediğimiz türev deyip geçiyoruz. Ama esasında adı diferansiyel. Tamam. du lazımdı. Hallettik. dv tamam. Ama v lazım bana. Şimdi dv yani orada türevi alınmış bir şey. Yani orada bir ne yapacağız? İntegral yapacağız. V'yi bulabilmek için E üzeri x olacak. Yani burası integral. Neyin türevi E üzeri x? E üzeri x. O çok güzel. Yani her zaman aynı çıktı açısından çok güzel. Şimdi burada fill in the blanks yapacaksın artık. Yani U'yu yazacaksın, dv'yi yazacaksın, du yazacaksın. Olacak. Ha burada ilk başta tabii konuyu kavramak kolay olmuyor. Şöyle bir alışkanlık olması açısından ben bir zikzak çiziyorum. Ne demek istedim? Bir daha şöyle göstereyim. X çarpı e üzeri x dx. Şöyle olacak. Buradan başlıyoruz. X ile e üzeri x'i çarpıyorum. X çarpı e üzeri x. Eksi integral
Nerede kalmıştım? E üzeri x dx. Şuradaki x'in çarpımı. Oklar yönündekini. Ya da burada yerine yazıyoruz. Şimdi biraz önce dediğimi tekrarlarsam. Şurada kısa bir şey var. Şu bölme kısa. Fakat zor. Çıkmıyor integralde. İşte köpek var orada. Yani biraz önce dedim ya. Şey sıkıntılı. O zaman biz bu uzun ama meşakkatsiz yolu tercih edeceğiz. Yani zaten bu integralden çıkmış. E üzeri x herhalde integral en kolay integral türü. E üzeri x kendisi çıkacak. E bir şey yok. Yani zaten çıktı bile integral. Çok basit bir integral oldu. Böylelikle bunu şöyle yazıyoruz. X e üzeri x eksi e üzeri x artı bir tane en son c yapıyoruz. Asıl mesele tekrar söylüyorum. Çıkamayan tek değişken çıkamayan bir değeri iki tane durumda oluşturacağız. Yani U dv eşittir. U v eksi v dv. İki durum derken o kısmı kastetmiştim. Şimdi bir de bunun üstüne tabular sistem denilen bir kısa yolumuz var. Şimdi kısa yolların hepsi bu yapılan işlemlerin belli bir sistematik altında birleştirilip işte artı eksiler yapılıp çarpılıp bölünüp bir şekilde geliyor. Ama bunların hepsinin yani o kısa yolun bir yani kendi yazısı matematiksel bir karşılığı yok. Onlar birer sonuç. Yani bu yaptıklarımızı belli bir kural çerçevesinde birleştiriyoruz. Şimdi kısa yolumuzun tutabilmesi adına şöyle bir şartım var yalnız. Biraz önce Laptu demiştim ya. Bu polinomla beraber ya trig olacak ya da üstel olacak. Tekrar söylüyorum. Polinomla beraber ya trigo ya üstel. Başka bir deyişle U dediğim yeri polinom kapacak. Burada U dediğimiz yer şöyle türev alınacak. Dv dediğimiz yer integral alınacak. Peki nedir bu? X var burada. Burada da e üzeri x o zaman. Bu tarafta türev gidiyor bakın. 1, 0. Burası integral. E üzeri x, e üzeri x, e üzeri x. Sonrası şöyle bir çapraz yapıyoruz. Artı eksi. Yani o zaman x e üzeri x integralini sen buradaki sistematiğe göre x çarpı e üzeri x eksi 1 çarpı e üzeri x artı c diye yapabilirsin. Ama tekrar söylüyorum. Bu kısa yol Laptu yönteminde polinom, trigo, polinom üstelde tutar. Diğerlerinde bu yemez. Ha, bu nereden geliyor? İşte bu yaptıklarımızın bir sonucu. Sanırsam son dakika içine girdik. Bir 10 dakika sonra tekrar bağlandığımızda bunun üstüne koyalım. Burada mesele tekrarlamak gerekirse tek değişkenle bir iş halledemedik. İkinci bir değişkene ihtiyaç duyduk ve o da bize asıl şu kutucuktaki özdeşliği getiriyor. Sonra buna benzer sorular çözeceğiz. Bunları nasıl uygulayacağımızı göreceğiz. Kısa yol iyidir. Kullanacağım yer yer ama kullanamadığım yerlerde olacak. O zaman da uzun yol kullanacak. Birazdan başlayacağız. Sanırsam başlamayalım. 10 dakika sonra gençler şu kayıt işi olduğu için biraz zaman alıyor. Görüşelim. Kolay gelsin. Tamam hocam. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hadi bay bay.